Yani biliyorsunuz Türkiye geri kabul anlaşmasını imzalayarak Avrupa Birliği ile Türkiye'den özellikle geçen Ege üzerinden Avrupa'ya mültecilerin oranında %95'lere varan bir azalma yaşandı. Dolayısıyla aslında şu anda o konuda bir sıkıntı yok ama esas mesele bunun sürdürülebilir olması. Yani şu anda Türkiye'de 4 milyona yakın mülteci var. Bu mültecilerin desteklenmesi gerekiyor. Avrupa Birliği'nin ciddi Türkiye'ye yardım sözü vardı. Bunların gerçekleşmesi gerekiyor. Diğer taraftan Suriye'nin esas stabilize edilmesi gerekiyor. Burada da Avrupa Birliği'nin ve Almanya'nın özellikle Türkiye'ye destek olması gerekiyor. Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları özellikle Afrin'den tutun da DAEŞ'e karşı olan operasyonun sonucu biliyorsunuz o bölgeyi stabilize etti. Ve şimdi İdlib bölgesi, diğer taraftan Fırat'ın doğusu meselesinde de Türkiye'ye diplomatik destek olmaları gerekiyor. Çünkü biz bu sınır boyumuzdaki bu 40 kilometre derinliğinde ilk başta hesap ediyorduk bunu. Bu tampon bölge Evet. oluşturduğumuz takdirde Suriye'den 2018'deki gelen o yerleştirme mi? Suriye'den gelen o mültecileri efendime söyleyeyim ne yapmış olacağız? Suriye'nin içerisinde karşılamış olacağız. Türkiye bu siyaseti gidiyor. Fakat daha fazla Avrupalı ortaklarımızdan destek bekliyoruz. Özellikle de Fırat'ın doğusu meselesinde. İdlib meselesi biliyorsunuz bütün dünya İdlib'den umudunu kesmişken Türkiye Rusya ile oturduğu müzakere ederek bu meseleyi bir çözüme kavuşturdu. Orada da çok ciddi bir göç olacaktı Türkiye'ye ve bunların bir kısmı da Avrupa'ya geçmek zorunda kalacaktı. Çünkü Türkiye'de gerçekten bir doygunluk seviyesine ulaştı mültecilerle ilgili. Dolayısıyla mülteci meselesi bizim işbirliğimizin temel dayanaklarından bir tanesi. İki tarafın ortak çıkar alanlarından bir tanesi. Diğeri de terörle mücadele biliyorsunuz. Yine Suriye kaynaklı terör örgütleri Avrupa'da çok ciddi terör saldırılarında bulundular. Tarihinde Avrupa'nın görülmemiş bir terör dalgasıyla karşılaştı Avrupa. 11 Eylül sonrası Avrupa'da birkaç saldırı olmuştu Londra'da ve Madrid'de ama özellikle son 4 yılda yaşanan Fransa'dan tutun da işte diğer Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde yaşanan terör saldırıları eşi benzeri görülmemiş bir dalgaydı, terör dalgasıydı. Türkiye de bundan nasibini aldı. Dolayısıyla Suriye'deki krizin en fazla vurduğu ülkeler komşu ülkelerdir diyebiliriz. Yani Lübnan, Türkiye gibi ülkeler. Fakat ikinci çeperde baktığınız zaman bundan en fazla etkilenen ülkeler Avrupa kıtasındaki ülkeler. Çünkü akın hep oraya oluyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan çok etkilendiğini iddia etmemiz mümkün değil. Ne mülteci akınından ne de terör saldırılarından. Amerika'nın böyle bir lüksü var. Suriye meselesinin devam etmesi, krizin derinleşmesi ya da derinleşmemesi. Amerika açısından öyle çok hayati önemli bir mesele görünmüyor. Aksine krizin devam etmesi ve bölgedeki farklı aktörlerin birbirlerini orada tüketmeleri, birbirlerini yormalarının Amerika'nın işine geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla Avrupa'nın başka bir pozisyonu var burada. Bu noktada da Türkiye ile olan işbirliği ön plana çıkıyor.